Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu ülkede yıllardır vatandaşın sırtına yüklenen KDV'ler, ÖTV'ler, özel iletişim vergileri, çöp vergileri, çevre temizlik vergileri yetmedi. Bir otomobil alırken otomobil bedelinin iki misli vergi almaları yetmedi. Otomobili aldıktan sonra motorlu taşıtlar vergisiyle 3 senede bir otomobil bedeli daha tahsil etmeleri yetmedi. Akaryakıt üzerinden alınan %70 oranındaki vergiler yetmedi. İstanbul-İzmir arasında köprü ve otoyol ücreti olarak asgari ücretin üçte birini tahsil etmeleri yetmedi. Şimdi de nur topu gibi 3 yeni vergimiz daha oldu. Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi. Hayırlı uğurlu olsun. Biz ne demiştik? Yakında sakal boyu 2 santimin üzerinde olanlardan her 1 santim için şu kadar vergi alınır derlerse şaşmayın. Yakında kravat vergisi dahi almaya kalkarlarsa şaşmayın. Bu işin sonu oraya gidiyor. Para lazım olunca borç al, borcun faizini de vergiyle, zamla millete ödet. Yapmayın, etmeyin. Bu şekilde bir yere varamazsınız. Bu işin sonu gelmez. Bu millete daha ne kadar yük yükleyeceksiniz? Bu uyguladığınız ekonomi programının Kemal Derviş'in ve Mesut Yılmaz'ın programından bir farkı yok. Bu ülkenin, bu milletin kurtuluşunun yolu borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden değil, üretim, ihracat ve istihdam seferberliğinden geçer. İşte biz yeniden Refah Partisi olarak bu seferberliği gerçekleştirmek için geliyoruz. Bu seferberliğin finansmanını da borçla, vergiyle, zamla, bugün olduğu gibi devlet kuruluşlarını satıp yok ederek değil, milli kaynak paketleriyle sağlayacağız. İşte o nedenle biz yeniden Refah iktidarında Borçlanma Genel Müdürlüğü değil, Milli Kaynak Üretme Genel Müdürlüğünü kuracağız. Gelir gelmez mutlaka denk bütçeyi tesis edeceğiz. Bir kuruş yeni borç almayacağız. Her sene 100 milyar dolar kaynak üreteceğiz. Bu kaynağın yarısıyla borçlarımızı ödeyeceğiz, yarısıyla da milletin hizmetini göreceğiz. Yıllık 100 milyar dolar hacmindeki kaynak paketlerimiz hazır. Acil eylem planımız hazır. Biz geleceğiz ve geçmişte de olduğu gibi bu sorunları yine biz çözeceğiz.